Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Pilimizi göstermek istiyorum. 52.8 voltta zaten 53 volt tam dolum hali oluyordu. Yani full dolu vaziyette diyebiliriz. Kilometre sayacını göstereyim. 101.7 kilometreydi. Şu an burası da sıfır vaziyette. 3. vitese kadar açık. Zorlandığım yerlerde 2 motora alacağım. 2 motor kullanacağım ama şu an gerek yok. Bazı durumlarda 2 motor alacağım. Bakalım kaç kilometre yapmış olacağız. Ama genelde düz kullanacağım için çoğunlukla çift motora almam diye düşünüyorum. Şu an tek çekerdeyim. Tek çekerde olaya başlayacağım. Haydi bismillah diyorum. Şuradan startı veriyorum. Bakalım kaç kilometre yol yapacağız. Maksimum hızı ne olacak bu cihazın. Şunu kafadan söyleyeyim. Direksiyon inanılmaz altta duruyor. Ben 1.70 boyundayım. Sıkıntılı bir durum. Evet, oraya kırmızı yandı. Adam durdu. Ben şuradan geçeyim. Bakalım kaç kilometre hıza çıkabileceğiz. Önümüz boş. Haydi bismillah. Gördüğünüz gibi neredeyse trafiğe kapalı alanda yapıyorum bu hız testini. Şu an tek çekerdeyim. Kaç kilometre hıza kadar çıkabilecek bakalım. 35 kilometre, 36 kilometre. Gösterge 38 kilometre. GPS 36.6 oldu. Gösterge 40 kilometre. GPS 37.6. 38.3. Gösterge 42 oldu ama. Oldukça yavaş. Şu an 39 oldu GPS. 43 oldu gösterge. Yani bakın şundan sonra çifte alacağım. Çift çekeri alacağım. Kaç kilometre hıza çıkabilecek? Şu an çift çekerdeyim. Çok bir şey değişmiyor bakın. Çift çekerle tek çeker arasında. Sadece çift çeker kalkış daha iyi oluyor. Bakın biraz sonra da dönüşü yaparım. Farkı görürsünüz. Şu an çift çekerdeyim yani. Göstergem 42. GPS göstergem 38.4. Alın 39 oldu işte. 39.2'yi gördük. 39.2'yi gördük. Ama göstergem halen 42. Yani bu cihazın hızı bu. Ben 80 kiloyum diyordum her videomda. Kilo vermişim, 77 kiloya düşmüşüm, bilginiz olsun. Şuradan karşıya geçeceğim. Terse gideceğim. Şu an çift çekerdeyim. Kalkışım biraz daha iyi. Oo, bunlar da hız patencileri demek ki. Bakın. Bakalım kaç kilometre hıza çıkabileceğim. Şu an çift çekerdeyim. Komple çift çeker deniyorum. Hadi bismillah. Yani karşımda patenciler gidiyor. Ben de 800 artı 800 1800 wattlık scoop'imle onlara yetişmeye çalışıyorum. Hesabını siz yapın. Adamlar ne kadar hızlı gidiyor bakın. Halen yetişemedim. Vallahi helal olsun heriflere. Herifler çok hızlı gidiyorlar. Ben 39'a çıktım şu an. Hesabını siz yapın. Adamlar rahat 30-33 kilometre hızla gidiyorlar. Lan paten bile 33 kilometre hızla gidiyor. Gerisini siz düşünün. Evet bakın çift çekerde maksimum hızı işte bu. Bir daha söylüyorum. Ben 80 kiloyum. Pardon 80 kiloydum. 77 kiloya düştüm. Evet çift çekerden çıkacağım. Normal kullanıma geri döneceğim. Patenciler de var ya aramda biraz mesafe var ha. Vallahi helal olsun heriflere. Herifler oldukça hızlı gidiyorlardı. Peki hadi biz normal gezinti modunda gezmemize devam edelim. Vallahi helal olsun. Bakın patenciler de geçti gitti. Vay be. Hız patenleri demek. Ne kadar hızlı gidiyorlar gerçekten de.
Şimdi hemen şurada size bir yokuş testi göstereceğim. Peki hocam, bu madem bu kadar yavaş gidiyor, neden internette bunu bu kadar hızlı gidiyor diye gösterenler olabilir? Ya dostlar, bir daha söylüyorum. Sonuçta bu 800 wattlık bir cihaz. Yani bunun 50 km hızla gitmesi biraz olanaksız yani. Öyle bir dünya yok. O hızı yapanlar, hani bunun hız limitleri falan var deniliyor ama ben internette zaten bunun hız limiti şöyle açılıyor, böyle açılıyor ile alakalı herhangi bir video bulamadım. Ama var, yapanlar var diyorsanız, yani gidip yazılım mazılım attırmışlardır beynine. Ya da beynini değiştirmişlerdir. Bu şekilde olabilir diye düşünüyorum daha hızlı. Ama işte fabrikadan çıktığı veri bu. Yaptığı hız bu. Yapacak bir şey yok. Ben hemen şurada orta tarafa geçeyim. Hemen şuradan usulce, kimseye rahatsızlık vermeden şu meşhur yokuşumuza gelelim. Şimdi şu an tek çekerdi. Hızımı aldım. Aynen. Zorlamaya gerek yok. Hiç zorlamaya gerek yok. Çünkü çıkmayacak. Aynen 10 moda olduğu gibi çıkamıyor. Ve 10 moda tek çeker olduğu için hiçbir zaman buraya çıkamıyordu. Ama bakın şimdi ne yapacağım? Hiç hız almayacağım. Sadece çift çekere aldım. Bakın şimdi nasıl çıkacak? Gördüğünüz gibi ön taraftan destekle inanılmaz rahat bir şekilde çıkabiliyor. Hemen şuradan ineceğim. Ooo, martı. Martı cenneti. Şuraya bak, hepsini kaçırdık. Şimdi hatırlarsanız bakın, tek çeker alıyorum. 10 mu tek çeker bu yokuşu çıkamamıştım. 10 mu 111. Ki ben şuradan hızımı almıştım hatırlarsanız. Şu anda da hızımı alıyorum. İşte bunun ivmelenmesi çok iyi 10 mu'ya göre. Ve çıktı. Olay bitti. Yokuşta tek çekerde bile 1000 wattlık 10 watt'dan daha başarılı. Yani bitti, daha başarılı. Peki hocam, 800 watt nasıl 1000 watt'tan daha başarılı oluyor derseniz, çünkü bu cihazın ivmelenmesi 10 watt'dan daha iyi. 10 watt'a videoda da söylediğim gibi ne hikmetse ivmelenme olayını düşük yapmışlar. Yani bazı skuterlarda, ki birçok skuterda vardır, kalkış modu vardır. Soft kalkış, yani yumuşak kalkış ve sert kalkış şeklinde. Ne yazık ki 10 moddaki bir ayar sadece yumuşak kalkışa göre ayarlanmış vaziyette. Bakın, hiç hızlanmıyorum, duruyorum, durduğum yerde hiç inme vermiyorum, sadece gaza basıyorum. Bakın, görüyor musunuz nasıl alıyor götürüyor? Ho ho, süper. Ha, burası kısa bir yokuş bakın. Bu yokuş yaklaşık 100 metre olsaydı bu motorlar inanılmaz ısınırdı. Hatta içindeki kablolar falan da ısınabilirdi, bilginiz olsun. İşte o durumlarda kablo erimesi, motor yanması gibi sorunlar oluşabilir. Kullanıcı hatası mıdır? Yani kullanıcı hatası olmaması gerekir. Sonuçta ben yokuşa çıktım. Ama yandı. Ne yapabiliriz? Siz bunu yokuşta kullanmayın dediniz mi? Demediniz. Yani sanki beyaz masalık bir durum gibi geldi bana. Peki, yokuş testinde gördük. Offroad'a hiç sokmuyorum çünkü bayağı çamur etraf ve bunun lastikleri şu an onroad lastikler. Şöyle tek çeker demeyeyim. Bir daha bakacağım. İşte tek çeker demeyeyim, çift çeker demeyeyim. Onu anlamak zor. Gerçi anlamayı şöyle yapabiliriz. İğmelenmeden anlarız. Tek çekerdeyim. Slalom. Yani nasıl derseniz, fena değil. Biraz zorlanıyorum. Neden? Gidon çok kısa. Hocam, sürüşü nasıl diyeceksiniz? Sürüşü cihazı güzel, yağ gibi akıyor. Bunun en büyük sebebi havalı lastiklerin olması. Dubleks lastik var şu an bu cihazın üzerinde. Bir de hani dubleks olmasına rağmen patlamaya dayanıklı bir jel koymuş aldığım kişi, sağ olsun, içine. Ona da selam olsun. Bu jel sayesinde de patlamalara karşı da dayanıklı bir lastiğim var. Ama tabii bu konforun en büyük sebebi havalı bir lastik olması. Ve onroad bir lastik olması.
Peki hocam, birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites hızları nedir derseniz, şu an birinci vitesteyim. Maksimum hızı göstereceğim. 26 kilometre ile gidiyorum ama GPS'teki göstergem şu an 24 ile gittiğimi söylüyor. Fakat göstergem, yani cihazın kendi göstergesi 26 kilometre. GPS 24, cihazın göstergesi 26. Şuraya geçeyim, ikinci vitesi alayım. Üçüncü vitesi zaten biliyorsunuz, az önce denedik. Şuraya geçelim. İkinci vitesi aldım. Hadi bakalım ikinci viteste kaç kilometre hız çıkacak? Şu an göstergem 33'e geldi. 33'te takıldı kaldı. GPS ise 31.4 gösteriyor. Yani göstergemiz biraz fazla gösteriyor. Şu ana kadar da toplam 4 kilometre yol yapmışız. Bu arada cihazın amortisör sistemi kesinlikle Onvo'dan daha iyi. Özellikle ön tarafta 2 tane amortisör olması, sağlı sollu 2 amortisör olması, Onvo'da hatırlarsanız 4 taneydi ve inanılmaz sertti. Bunlar da sert ama 2 tane olduğu için en azından çukurlara girdiği zaman esnediğini bariz bir şekilde hissediyorsunuz. Bu da size biraz daha yumuşak bir amortisör sistemi vermiş oluyor. En azından Onvo'ya göre. Onvo çünkü inanılmaz sert. Arka amortisörler kesinlikle Onvo'dan daha iyi. Yani ben Onvo ile bunun amortisör sistemini mukayese edersem, açık ara bunun amortisör sistemi toplamda farklı alır diyorum. Bakın az önce suların içinden geçmek zorunda kaldım. Çamurluklarıyla alakalı şunu söyleyeyim. Ayağıma herhangi bir su gelmedi. Yani çamurluklar gerçekten oldukça işe yarıyor şu an bu cihazda. Bakın şu an sudan geçiyorum. Kesinlikle çok iyi. Yani sudan geçerken ayağıma sadece sudan geçtiğim an etrafa saçılan suların tanecikleri geldi. Ama tekerleğin dönmesinden dolayı ne arka tarafıma ne de ön tarafıma, kaval kemiklerime doğru herhangi bir su damlacığı gelmedi. Yani çamurluklar gerçekten suyu güzel kesiyor. Hoşuma gitti. Tabii sabah saati olduğu için akşamdan sulanan çimenlerin suları, keza sabaha karşı da sulanmış olabilirler. Onların suları komple yollarda duruyor. Yani aslında bayağı bir ıslandık. Yani ıslandık derken lastiklerimiz ıslandı. Umarım motorlara çok fazla su gelmemiştir. İşte bakın, işte şekil A'da olduğu gibi sulama yerleri, çimenleri sularken caddeleri de güzelce suluyorlar. Gene geldik uzaktan kumandalı araçlarımızın pistine. Şurada bir deneme yapmak istiyorum. Bakayım manevrası nasıl olacak. Yani tabii bu da küçük bir cihaz olduğu için, ama bunun direksiyonu çok altta. Ama olsun, gene de evet, fena dönülmüyor. Aman Allah'ım. Sağlam ıslanıyoruz. Neyse, şu merkez kaç sayesinde motorlara su gelmiyor. Su direkt olarak cam kapaklarına çamurluklara geliyor. Aslında güzel görünüyor ya. Hiç fena değil yani. Hiç fena değil. Tabii torklu da olduğu için mesela bu Onvo'ya göre Onvo'dan daha hızlı hızlanabiliyor. Mesela Onvo'nun videosunu hatırlayın. Orada yarışıyordum ben arkadaşlarla. Hızlanmadan dolayı beni yakalıyorlardı. Ama şimdi bu cihaz olsa hızlanmadan dolayı da beni yakalayamazlar.
Dolayısıyla bu tip yerlerde bayağı avantajlı duruma geçmiş oluyorum. Yeter, çıkacağım buradan. Yolumuza devam edelim. Pilimizi burada daha fazla tüketmeyelim. Şuradan da çıkalım. Bakın o kadar sudan geçtik. Şurada bir durup bakmak istiyorum. Şurada gölgeye geçeyim. Gölgede bakmak istiyorum. Acaba motorumuza su gelmiş mi? Onun kontrolünü yapmak istiyorum. Şurası güzel gölge. Hemen bakalım. Durup şöyle bir bakalım. Motorumuza hiç su gelmemiş. Neden? Merkez kaç olduğu için, lastik suya girdiği an su birikintisi de çok olmadığı için motora hiç su değmemiş oluyor. Bütün su çamurluklarda takılmış oluyor. Zaten çamurluğumuzu görüyorsunuz. Buraya kadar geliyor. Bakın şuradan hafiften kurtulmaya çalışmış ama o da kurtulamamış. Kurtulsaydı buralar hep su birikintisi, yani su damlacıkları olacaktı. Keza önde de aynı şekilde. Bakın şuradan kurtulmaya çalışmış ama kurtulamamış. Zaten şu aradan geçmesi falan biraz zor. İyi, sevindim. Yani bu demek oluyor ki eğer şöyle bir su birikintisine girmediğiniz sürece, şöyle bir su birikintisine, motora su gelmiyor. Yerdeki sulardan hızlı bir şekilde geçebilirsiniz bu cihazla. Şimdi bu da iyi de oldu. Ben şu an rahat bir şekilde geçebilirim korkmadan. Mesela bakın, diğer cihazlarımızda kaldırımdan atlamalar yapıyoruz. Bu cihazda atlama yapabilir miyiz? Bu cihazda da atlama yapabiliyoruz ama ne hikmetse yere düştüğünüz an ön fren yapıyor ya, ön bisiklet. Birdenbire fren otomatik olarak devreye giriyor. Nasıl giriyor bilmiyorum ama aman Allah'ım, şurada büyük bir ıslaklık. Şöyle geçtik. Nasıl giriyor devreye bilmiyorum ama aşağı düştüğüm zaman fren teli herhalde geriliyor ve ön fren böyle bir sıkılıyor. Bakın şurada denemeyi yapabilirim. Şuradan. Evet, gördüğünüz gibi dümdüz yere düşebiliyorum. Ama ve lakin böyle bir ön tarafta böyle fren bir an için böyle sıkılıp bırakılıyor. Tabi böyle kaldırımdan hoplarken biraz hızlanmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Öyle. Yani bu hızda giderken kaldırımdan inerseniz altı vurur. Özellikle böyle çok yüksek bir yerden zıplayacaksanız. Bakın. Gördünüz mü? Ön fren hemen sıkıldı. Yani tehlikeli aslında. Çok bilmiyorsanız bunu yapmayın. Ya da çok böyle hakim değilseniz bu işi yapmayın. Bakın şuradan bir yerden hopladım. Lastik izi var mı acaba? Yok, lastik izi yok. Enteresan. Lastik izimiz yok. İzimizi bile bırakmadan iş hallettik. Bir de cihazın şu ayağımızı koyduğumuz yeriyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Biraz kısa. Yani bakın ayağım bu şekilde kalıyor. Yani ayağımı şöyle peş peşe arkaya doğru veremiyorum. Çünkü arka tarafta hemen çamurluğun üstüne geliyor ayağım. Mecburen arka tarafını da şu şekilde göstereyim. Şöyle yapacağım. Arka tarafım bu şekilde duruyor. Ön tarafım da bu şekilde duruyor. Böyle durmak zorunda kalıyorum. Dekin üstünde. Yani biraz kısa. Ya da şuraya koyabilirim ayağımı. Şöyle kenarı. Bu ayağımı da böyle koyabilirim. O olabilir. Bu da bir seçenek. Sonuçta kenarda bir boşluk yapmış adamlar. Burayı böyle kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ama Onvo'ya göre, Onvo 111'e göre deki kısa. Yani ayağınızı koyduğunuz oradaki panel, plaka kısa. Bilginiz olsun. Ya 111 zaten acayip bir görüntüsü olan bir cihaz canım. Yani çok heybetli duruyor. Buna göre çok heybetli. Biraz sonra zaten yan yana da gösteririm size. Çok heybetli duruyor. Pilimiz şu an 45 voltta. 45 volt, 44.7 volt falan falan. Hızımı alıyorum. İğmelenip bakalım oraya çıkabilecek miyiz? Ki büyük ihtimalle çıkacağız.
Evet, çıktık. Bakalım çift çeker olarak şuraya çıkabilecek miyiz? Çift çekeri aldım, deniyorum. Şu an sıfır pil. Yok, sıfır pil değildi. Bir çubuk gözüküyordu gene. Şuradan inelim. Bir de buraya çıkmayı deneyelim. Yani buna rağmen çıkıyor bakın. Ya cihaz çok yönlü bir cihaz. Bunda hiç tartışmaya gerek yok. Cihaz çok yönlü bir cihaz. Her işinizi görecek bir cihaz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama kullanım zevki olarak kesinlikle ben 111'den daha fazla zevk aldım. Çünkü büyüklüğü, gidonun yüksekliği, dekin daha büyük olması vesaire vesaire beni yormuyordu. Şimdi bakın neredeyse durdum ve deniyorum. Zorlanıyor ama çıktı be, helal olsun. Çıktı yani, resmen çıktı. Hemen şurada motor sıcaklıklarına bakmak istiyorum. Zaten sabahtan beri arka çekerle gidiyoruz. Gayet iyi durumda yani. Hiç sıkıntı yok. Ön zaten şimdi çek. Yani şimdi kullanmaya başladık. Gayet iyi durumda. Voltajı gene görüyorsunuz. 45 volt. Vallahi pil olarak 10 numara bir cihaz. Şu an 34.8 km yolu yapmışım. Kutuda bir sıcaklık var mı? Şöyle bakmaya çalışıyorum. Alt tarafı elliyorum. Yani hayır, hiç alakası yok. Yani şeyle alakası yok. Onvo ile alakası yok. Onvo'dan çok daha serin çalışıyor cihaz. Zorlanmamış bile. Peki devam edelim. Çift çekerden çıkıyorum. Tek çekerdeyim. Ama şuradan kurtulana kadar çift çeker devam edelim. Bir de şunu söyleyeyim, frenleme olarak kesinlikle ön ve arka freni aynı anda yapacaksınız. Sadece arka freni yapmayın, cihaz durmuyor, bilginiz olsun. Ya durmuyor derken tabii ki tekerlek duruyor ama kaya kaya gidiyorsunuz. Biraz Maltepe'nin içine doğru gireyim. Çünkü bayağıdır düz yolda gidiyoruz. Düzlükte ha babam gidiyoruz. Bir de bakın mesela şuralara hızlı giriyorum. Ön amortisörler devreye giriyor. Giriyor ama biraz sert oluyor. Ama Onvo 111'de onlar neredeyse hiç girmiyordu. Bir de bundaki amortisörü şey gibi düşünmeyin. Gerçekten bir amortisör yok. Orada çok sert yaylar var. Yani o yaylar yaylandırıyor, o kadar. Yani öyle içinde yağlı bir amortisör sistemi falan yok yani bu cihazlarda. O yüzden böyle pat küt diye vuruyor ön taraftaki amortisör. Çünkü sadece yay var. Evet, artık pilimiz şu an 41.6 volta düştü. Durduğu yerde bastığım an 40 volta kadar iniyor. Şimdi bir daha deneyeceğim şu yokuşu. Eğer şu vaziyette bile o yokuşu çıkıyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz diyeceğim. Bakalım çıkabilecek mi? Öncelikle şu karşı taraftan bir ivmelenme yapacağım. İlk önce oradaki yokuşu bir deneyeceğim. Ondan sonra da çift çeker yokuşu deneyeceğim. Bakalım çıkabilecek mi?
Bakalım buradaki durum ne olacak. Evet, şuradan hızlanıyorum. Bakalım çıkabilecek mi? Sanmıyorum ama bir deneyeceğim. Ah! Ucu ucuna. Ucu ucuna. Yani şöyle bir buçuk metre daha olsaydı büyük ihtimalle çıkamayacaktı. Peki bakalım çift çeker buraya çıkabilecek miyiz? Vallahi helal olsun, bir şey demiyorum. Menzil konusunda, pil konusunda helal olsun. Bakın 40.8 voltta şu an. Olanaksız zaten ışık yanıp sönüyor. Pil yanıp sönüyor artık. Bitmiş yani pilimiz. Ve toplam 46.9 kilometre yol yapmışız. Bakalım çift çeker buraya çıkabilecek miyiz? Çıkarsa helal olsun şu vaziyette. Bakalım elektrik komple kesilecek mi? 3, 2, 1. Haydi bismillah. Şu an 37 voltlara kadar düştü. 36.5. İnanamıyorum, kesmiyor. Ve çıktı. Çok enteresan. 36.5 volta kadar düştü ve çıktı. İnanamıyorum. Kesmiyor ya. Bu pil için aslında çok da sağlıklı bir şey değil, onu söyleyeyim. Yani bunu bilmek lazım. Allah Allah, bitmedi pil ya. 40 volttayız şu an. 40.6 volt. İnanamıyorum. Bir daha deneyeceğim. Şurayı. Bakın duracağım. 40.3 volttayım. Yok arkadaş, yani daha fazla zorlamayacağım. Normalde 42 volta düştüğü zaman bunun bitmesi gerekiyordu. Çok enteresan. Hadi bir daha deneyelim. Çift çekerdeyim. Bir önden pati çekti. Vallahi çok zorlandı. Yok, çıkamadı. Allah kahretsin. Çıkamadı ama buraya kadar geldi. Hemen motorları elliyorum. Arka normal sıcaklıkta, ön zaten buz gibi. Alt tarafta hiç ısınan bir şey yok. Ve ben şöyle söyleyeyim, daha fazla devam etmeyeceğim. 39.9'ları görmeye başladı. Gereksiz çünkü. Pil 42'ye düştüğü zaman bence bunu götürün şarja takın. Eğer bir Scooby sahibiyseniz. Pilin ömrünün uzun olmasını istiyor iseniz. Çünkü kesme diye bir şey yok herhalde bunda, anladığım kadarıyla. Kesme diye bir şey yok. Tek çekere geçiyorum, daha fazla enerji tüketmeyeyim. 39.6 volttayım. Enteresan. Şöyle tek çekerdeyim, bastığım zaman 37.8'lere kadar düşüyor. İnanamıyorum. Halen kesmedi. Demek ki kesmiyor cihaz elektriği. Her şekilde devam ediyor. Bu da bence biraz sıkıntılı bir durum. Derken evet gitti. Şu an elektriğimiz komple gitti. Tamam. Şimdi oldu. Bakın. Vay be, ilk kez elektrik, yani pil tam böyle istediğim yerde kapandı. Yeniden açıyorum. Güç veriyorum. Sıfır. Elektrik komple gitti. Yaptığımız menzil 47.4 kilometre. Helal olsun. Vallahi helal olsun. 47.4 kilometre menzil yaptık. Çift çeker kullandığımız yerler tabii ki oldu. Tek çeker genelde gittik. %85-90 belki de düz yerde gittik. Düz zeminde gittik. Ne söyleyeyim daha fazla. Vallahi zaten burada göreceksiniz nasıl gittiğimizi. Buradaki göstergede, haritada eğimleri de görüyorsunuz. Ne kadar alçak kota düşmüşüz, ne kadar yükseğe çıkmışız. Burada bütün her şey gözüküyor. Oradan da zaten ne kadar eğimli yolda gittiğimizi, gitmediğimizi anlamış olacaksınız diyorum. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Her zaman olduğu gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.